Zamanı kontrol işi nasıl oluyordu ya? Nasıl? Şu. Bazı günlerin çabucak, bazılarında hiç geçmediğini yaşıyor musunuz? Ha işte konumuz o değil. Sizin uzun günleriniz tamamen stresten ve yorgunluktan geçmek bilmiyor. Kusura bakmayın. Bu videomuz zaman kavramından ne anladığımız ve günün gerçekten 24 saat olmamasıyla alakalı. Nasıl mı? Gelin izah edeyim. Aslında zaman diye bir şey yok ve her şey hareketle ilgili. Bunu ben değil, Einstein söylüyor. Atomdan galaksilere maddeler birbirlerine göreceli olarak hareket ettikleri sürece zaman geçiyormuş algısı yaşıyoruz. Sokakta gördüğünüz bir pandomin sanatçısını düşünün. O hareket etmeyince zamanın durduğunu düşünmezsiniz. Çünkü sokakta diğer insanların hareketi devam ediyor. Peki sokaktaki herkes ve her şey durmuş, evrende hiçbir şey yer değiştirmiyor olsaydı? Zamanın durduğunu düşünürdünüz. Oysa tıpkı pandomi sanatçısı gibi bir süreliğine hareket etmiyorlar sadece. Tam da bu nedenle zaman hızlı hareket eden cisimler için farklı, yavaş hareket edenler için farklı geçiyor. Örneğin çok hızlı hareket ederseniz vücudunuzdaki hücrelerinizdeki her iletim, her değişim, her hareket varacağı noktaya ulaşmak için uzayda daha fazla mesafe kat etmek zorunda kalır. Bu nedenle bir uzay gemisinde ışık hızına çıkıp bir yıl boyunca o hızla seyahat etseniz döndüğünüzde dünyadaki herkesi 3-5 yıl daha yaşlı bulursunuz. Ama böyle farklar dediğim gibi ancak ışık hızına yakın süratlerde ortaya çıkıyor. Yoksa cildiniz genç kalsın diye yolda boş yere arabanın pedalına yüklenmeyin. Benzer şekilde zaman yer çekiminin kuvvetli olduğu yerlerde farklı, düşük olduğu yerlerde farklı akıyor. Dünyada geçen bir saat ile Mars'ta geçen bir saat bu nedenden ötürü aynı süre değil. Ancak tüm bunlar bizim kendi zaman algımız için birimler oluşturmamıza da engel değil. Sonuçta hepimiz elhamdülillah dünyalıyız. Aynı yer çekiminin çocuğuyuz. Araba da o kadar basmadığına göre en azından kendi zamanımız konusunda bir anlaşmazlık yoktur herhalde, değil mi? Değil. Bir gün tam 24 saattir bile diyemiyoruz. Bizim yaşadığımız bu anlaşmazlık az önce bahsettiğim şeylerden biraz daha farklı sebeplere dayansa da uzay zaman konusunun özünde bu anlattıklarım var. Bizde günün uzunluğu gününe göre değişiyor. Üstelik bazen onlarca saniye hatta dakikalar kadar farklılıklar oluşabiliyor. Diğer günlerde bundan çok daha küçük farklar oluyor ama neticede gün bazen daha erken, bazen daha geç bitiyor. Bunun nedeni dünyanın dönüş hızını etkileyen bir takım unsurlar. Bunların başında ayın sebep olduğu gelgitler var. Met cezirde diyoruz. Met Arapça gel, cezirde git demek. Denizlerde kabarma ve çekilme olarak günde iki defa görülen bu etki ayın dünyamızı çekiştirmesi. Çekemiyor tabii, küçük. O yüzden çekişti. Olmadı başta. Gelgitlerin yanı sıra dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinin mükemmel bir daire şeklinde değil, elips şeklinde olması, atmosferdeki değişimler, tektonik hareketler, daha iç katmanların birbirinden farklı yoğunluklara sahip olup farklı hızlarda dönmesi ve hatta toprakta oluşan nemin bile etkisi mevcut. Tüm bunların dünyamızın dönüşünü yavaşlattığı ortaya çıktı ve 24 saatlik günün ortalamaya vurulduğunda saniyenin çok küçük bir dilimi kadar kısa kaldığını gördük. Peki biz bunu nasıl gördük? Nereden biliyoruz? Vallahi işin aslı 1967'ye kadar biz de bilmiyorduk. O güne kadar insanlar bir günü ölçmek için akan kum, yanan mum, ağırlıklar ve hala kullanmakta olduğumuz kurmalı yaylarla zaman dilimlerini okumaya çalıştı. Bırakın farklı ülkeleri, aynı ülke içinde farklı kasabalarda bile tutulan saatler uyumsuzdu. Tren ulaşımının gelişmesiyle her istasyonda ortak zaman çizelgeleri konulması gerekti ve bu olay durumu biraz iyileştirdi ama yine de yeterli olmadı. Arabalar gelince trafik sinyalizasyonunun eşgüdümü meseleyi epey hayati hale getirdi ama bu bile süper ince bir ayar gerektirmedi. Peki 1967'de ne oldu? O yıl dediler ki bu saniye işi iyi güzel, TikTok kullanıyoruz. Dah bunun bir adını koyalım, bir cismini koyalım, bunun bir tam sınırını belirleyelim. Böyle laubalilik olmaz.
İşin şakası bir yana, o yıllarda Soğuk Savaş'ın uzay evresi başladı. Uydu teknolojileri, kıtalar arası balistik füzeler, uzay programlarında filan ilerlemek için saat mevzusu şaka kaldırmaz oldu. Uzaydaki uydu, roketteki GPS derken uyumluluk için nanosaniyeler konuşulmaya başlandı. Tek bir nanosaniyelik gecikme bile, ki nanosaniye saniyenin milyarda biridir, GPS'te 30 santimetrelik bir sapma meydana getiriyor. İşte bu seviyedeki farklılıklar atom saatleriyle aşıldı. O zamana kadar saniye nedir sorusunun cevabı bir güneş gününün 86.400'de biriydi. Bugünkü cevabıysa, hazır mısınız? Bir saniye nefes alayım. Sezyum 133 atomunun uyarılmamış durumunun iki aşırı ince düzeyi arasındaki geçişe tekabül eden radyasyonun 9 milyar 192 milyon 631 770 devrede yaptığı süre. Daha özetle bir atomun bir enerji seviyesinden diğerine atlarken yaydığı radyasyonun frekans aralığı. Elinizdeki telefon da dahil dünya üzerinde GPS'i ve internete bağlı olan her cihaz doğrudan veya dolaylı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bu atom saatine göre işliyor. Şimdi bu son derece belli tanımı yaptık, güzel. Ama bir de ne görelim? Aa, dünyanın umuru değil. Herif kafasına göre dönüyor. Bir baktık ki güneş günü yavaş yavaş atomik saatten sapıyor. Bilim insanları durur mu? Sen misin sapan? Yapıştırdılar artık saniyeyi. Şubat'ın bazen 29 çekmesi gibi. Eklenen bu uydurma ek saniye ile atom saatiyle güneş yılı eşitlendi ve günümüze kadar lazım oldukça eklemeye devam ettiler. Oh! UTC, yani Türkçe meali eş güdümlü evrensel zaman olan bu atom saatine son artık saniye 2005 yılında eklendi. Böylece 1972'den bu yana toplamda 27 saniye ekledik. Sen sağ ben selamet, değil mi? Değil. Çünkü öyle uyduruktan iş yapınca bir tarafı düzeltirken diğer tarafı bozmak söz konusu olabiliyor. Şöyle ki, unutmayın, bu saniye ekleme işlemi geleneksel analog zamanlık kavramını devam ettirebilmek için, bazılarının rahatını bozmamak için yaptığımız bir şey. Şimdi bu ekleme örneğin astronotlar veya pilotlar gibi saatlerinin dünyanın güneşin etrafında dönüşüne tam denk gelmesini isteyenler için çok güzel. De bilgisayar yazılımcıları veya uydulara yerleştirilmiş birçok yeni iletişim teknolojileri ve onlara yatırım yapanlar için hiç de güzel değil. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği gelenek sürsün diye bu Avanta'dan saniye işine çok gıcık oluyor. Bir an önce bunun kaldırılmasını istiyorlar. Uzlaşma nasıl olacak peki? Şöyle yapalım diyorlar. Eş güdümlü evrensel zaman ile Greenwich ortalama zamanı, yani UTC ile GMT arasındaki uyuşmazlığın 1 saat olmasını bekleyelim. O zaman bir planlama yaparız abi. Yani ne zaman olacak o planlama? Bir dakika, hemen hesaplayayım abime. Bize gelişi 400 yıl. Peki bu süre zarfında gerçek zamanın ne olduğuna nasıl karar vereceğiz? Astronotlar, pilotlar ne yapacak? Bu çocuklar taş mı yesin? Velhasıl daha zaman nedir ve neye göredir bu konuda bile tam uzlaşabilmiş değiliz. Zamanınızı ayırdığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar. Ciao ciao.